Merhabalar, Bursa'nın Enleri programına hoş geldiniz. Bugün Nihat Bingölbalı ile Sınav Koleji Demirci Ana Kampüsü'nde sizlerle beraber olacağız. Bilmeyenler için tekrar kendilerini tanıyalım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Nihat Bingölbalı kimdir, bizlere anlatabilir misiniz? 21 yıllık bir özel eğitim sektöründe yer alan bir eğitimciyim. Muşluyum ama 35-36 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Yani Bursa'nın ekmeğini yiyoruz. Bursa'da yetiştik. Bursa kamuoyuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kolejlerimizde de yönetici olarak hizmet vermekteyiz. 2010 yılında kuruldu Sınav Koleji. Bursa'da da çok güzel bir atılım sağladı. Evet. Bize sınav eğitim kurumlarından bahsedebilir misiniz? Evet. Ne amaçla kuruldu, ne doğrultuda, ne hedeflerle, nasıl bir misyon, misyonunuz var? Evet. Tabii biz dergi ve dershanecilik geleneğinden gelen bir eğitim kurumuyuz. Bu konuda da sonsuz başarılar var. Biz dershanecilik yaparken de insanlar neden kolejimiz yok diye bir yaklaşım sergiliyorlardı. Biz de Bursa kamuoyunda bu ihtiyacı gördük gerçekten. Kurucumuz da bu konuyla ilgili zaten sürekli bir araştırma içerisindeydi. Ve Bursa'nın hak ettiği çok güzel bir okul kurmalıyım gibi bir düşüncesi hep vardı. Ve 2010 yılında mevcut şu anda bulunduğumuz Demirci Koleji'mizi kurduk. Yani kamuoyundan gelen talepler ve Bursa'daki o ihtiyacı görmüştük. O yüzden anaokulundan 12. sınıfa kadar okullarımızı, eğitim kurumlarımızı koleje dönüştürdük ve Bursa kamuoyu da zaten buna çok iyi bir teveccühle yaklaştı. Kontenjanlarımız hızlı bir şekilde doldu. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sanırım Bursa'da onu aşkın şubeniz var. Evet, evet. Yeni de tamamlanması zaman alacak sanırım. Bir üniversite projeniz var. Bu projeden de bahsedebilir misiniz? Evet. İşte yani eğitim kurumları birbirinin devamı niteliğinde malumunuz. Biz dershanecilik yaparken o zaman neden kolejiniz yok deniyordu. Bugün kolejcilikte 14 şubeye çıktık Bursa'da. 15.000, 16.000 civarında bir öğrencimiz var. Bu sefer velilerimiz dediler ki neden bir üniversiteniz de yok? Biz çocuklarımızı İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya göndermeyelim. Bursa'da bir üniversitemiz olsa şeklinde ki yine bizim hayallerimizden bir tanesi de Bursa'ya bir vakıf üniversitesi kazandırmak. Ki Gıyasettin Bingöl'ün en büyük hayallerinden birisi buydu. Nihayet üniversitemiz de kuruluyor. İnşallah yakın zamanda öğrenci alımı da başlayacak. Ve Bursa kamuoyunda Bursa Mudanya Üniversitesi adı altında mühendisler, doktorlar, avukatlar, öğretmenler yetiştireceğimiz çok önemli bir vakıf üniversitesi kuruyoruz ki Bursa için gerçekten kaçınılmaz bir ihtiyaçtı bu. Kesinlikle. Ve onda biz özellikle son yıllarda Bursa'dan İstanbul'a giden öğrenci sayısı, Bursa'dan Ankara'ya, İzmir'e veya Anadolu'ya giden öğrenci sayısından yakalıyorduk. Ve bu teveccühü gördüğümüz için de biz bunu kuralım yani dedik. Biliyorsunuz üniversiteler bir ticari alan değildir, bir vakıf üniversitesidir. Onun için hani biz sınav eğitim kurumları olarak yönetim kurulu başkanımız Gıyasettin'in yönünde bu atılımla gurur duyuyoruz. Dediğim gibi yani Bursa halkına, Bursa kamuoyuna yapılmış çok önemli bir hizmettir. Tekrar söyleyeyim yani bu özel üniversite değildir, vakıf üniversitesidir yani. Hani burada ne kadar kazanacağınız değil, ne kadar hizmet edeceğiniz konuşulması gereken bir konudur. Öğrencilere bu üniversiteye sadece Bursa'daki ya da sadece kendi kurumunuzdan çıkış yapan öğrencileri mi alacaksınız? Hayır. Biliyorsunuz yani üniversiteler YÖK tarafından yönetiliyor. Biz bütün Türkiye hatta uluslararası öğrenci kabul eden bir üniversite olacağız. Ama takdir edersiniz ki Bursa'da olduğu için Bursa'daki öğrenciler daha çok ilgi duyacaklardır ama tüm Türkiye'ye açık ve her yerden öğrenci kabul eden uluslararası bir üniversite olacak. Sizce eğitim modeli nasıl olmalıdır? Türkiye'deki eğitim modelini doğru buluyor musunuz? Yani bu çok tartışılan bir konu zaten biliyorsunuz. Hiç ideal bir eğitim modeli görmedim. Yani hep dediğim gibi yani her sektör tartışma konusu yapar kendine. Sağlık sektöründe de bu vardır. Eğitim sektöründe zaten bu var. Dolayısıyla asıl olan şudur bence. Eğitimci olarak böyle yaklaşıyorum. Günün ihtiyaçlarını yakalayabilmek.
değişime ayak uydurmak, öğrencinin psikolojik davranışlarını yakından takip edebilecek bir eğitim modeli geliştirmek gerekiyor. Şimdi biz son 20 yıldır yapılandırmacı eğitim üzerinden yürüyoruz ama zaman zaman artık bunun kabul görmediğini, öğrencilerin bunu geri verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla eğitim alanında çalışan insanların bir kere liyakatlı olması gerekiyor ve çok araştırma yapması gerekiyor. Yeni bir eğitim modeli ortaya koyması gerekiyor. Bu bizim için de bir ödev bence. Ne yapmak gerekiyor? Dediğim gibi birazcık değişen koşullara. Mesela pandemi çok önemli bir devrim oldu bana göre eğitimde. Kesinlikle. Pandeminin getirdiği ve götürdüğü var. Biz getirisi yönünden yeni bir model üretebiliriz. Örneğin uzaktan eğitim, uzaktan toplantı, değil mi? Yani zamandan, ekonomiden çok büyük bir tasarruf. Öğrenci de bundan hoşnut kaldı. O zaman ne yapmak gerekiyor? Biraz daha toplumun ihtiyaçlarını ve öğrencinin psikolojik yapısını değerlendirerek ele almak gerektiğini düşünüyorum ve mevcut modelin gözden geçirilmesi gerekiyor bence. Peki bu pandemi sürecinde uzaktan eğitimde başarı oranı sizce düştü mü yoksa arttı mı öğrencilerle? Başarı oranı tabii ki düşer. Yani bu memleket meselesi zaten. Bir kere biraz önce bahsettik. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeden uzak kaldı bu çocuklarımız. Örneğin siz matematik dersini kameradan öğretiyorsunuz. Çok yerini bulmuyor. Sözel bir ders değil. Ya da bir deney yapamıyorsunuz. Yani en iyi yaşam alanı, öğrenme alanı deneydir, laboratuvardır, atölyelerdir. Öğrenci evden çıkamadığı için bunlarla yüzleşemedi. Yüzleşemeyince öğrenemedi. Dolayısıyla sosyalleşemedi. Ne oldu? Bilgi eksikliği kaldı. Doğal olarak yani buna sadece akademik yönden bakmamak gerekiyor. Akademik yönden de bence bir kayıp var. Ama öğrencinin sosyopsikolojik anlamda da bir kaybı söz konusu. Tabii ki olumsuz bir dönem. İnşallah yüzde eğitim devam ettikçe biz de bu açıkları kapatacağız. Peki ileride siyasi olarak, bir eğitimci olarak yer almayı planlıyor musunuz? Hayır. Hiç gündemimizde yok. Biz eğitim aşığı insanlarız. İnşallah bu alana devam edeceğiz. Sınav Koleji olarak gerçekleştirmekte olduğunuz ya da gerçekleştirdiğiniz projeler var. Biraz araştırdım. Z kuşağı projeniz var mesela. Evet. E-Twinning projeniz var. Evet. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü ödüller de aldınız. Gündemde tabii. de çok kaldınız. Doğru. Ya zaten eğitim sürekli yenilik gerektiren, inovasyon gerektiren bir alan, bir ortam. O yüzden hep bir hayaliniz ve hedefleriniz olmalı. Eğer bundan uzaklaşırsanız klasikleşirsiniz ve bir heyecanınız kalmaz. Biz de heyecanlı bir okuluz. Ekip olarak heyecanlı bir okul. Başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Gayestin Mingöl olmak üzere. Hepimiz gerçekten her güne bugün ne yapsak modeliyle uyanıyoruz yani. O heyecan çok önemli. Tabii ki bizim birçok projemiz var. Bizim uluslararası projelerimiz var. Mesela en son yaptığımız proje pandemiye denk geldi. Başladık, yarıda kaldı. Londra'ya öğrencilerimizi gönderiyorduk ve orada bir kardeş okulda çok güzel bir İngilizce eğitim yapıyorduk. Ve bunu çok uygun maliyetlerle yapıyorduk. Herhangi bir ticari kaygısı da yoktu. Uluslararası kardeşlik projemiz kurmuştuk. İngiltere, Cambridge'de. Evet. Cambridge'de böyle bir çalışmamız vardı ve çok teveccüh aldı bu. İnanın sıraya girdi çocuklar. Hani biz de gidelim, biz de gidelim ama... Zannedersem bölüyorum, çok özür dilerim. Evet. Kurumunuzda da dile çok önem veriyorsunuz. Tabii, hani tabii. Tek bir dil değil, İngilizce birkaç dil olmasını istiyorsunuz. Ve bu yönde New York Üniversitesi'nden öğretim elemanlarıyla beraber destekliyorsunuz bunu. Doğru. Şimdi kolej olduğumuz için, kolejin bir anlamı da dil öğretmesidir. Ki biz de bu parolaya hep önem verdik. Şu anda da bu yıl Oxford'da yaptığımız bir anlaşmada biz... Ortaokullarımız ve liselerde Oxford okuluyuz. Ve biz şu anda Bursa Çocuk Üniversitesi kısmında, yani anaokulu kısmımızda ve ilkokullarda çift dilli eğitim yapıyoruz. Yani bir sınıf öğretmeni ve yanında bir teacher, yani İngilizce öğretmenimiz beraberinde giriyor. Yani biz yabancı dil ağırlıklı bir okuluz. Bu zaten başlı başına bir projedir. Yani hani 10 saat gelsin gitsin, 5 saat gelsin gitsin değil de bütün yaşam alanlarında, yani öğrenci yüzerken de, öğrenci müzik dersine girerken de. Uygulamalı olarak, yani tabii teori ki, tabii olarak ki. Değil. Bu çok önemli. Çünkü Milli Eğitim Kurumlarında biz de öğrenci olduk. Hani doğru. Sadece ezbere dayalı bir eğitim
modeli var. Doğru. Aslında burada tamamen onu yıkıyorsunuz. Tabii bu ki, çok tabii güzel tabii bir şey. Doğal olarak katılıyorum. Yani gerek anaokulunda gerekse ilkokulda özellikle bu çift dilli eğitimde biz o yaşta çocuklara bu dili kazandırıyoruz. İTV'lik projemiz de tabii ki adeta bu işin patentini aldık yani. Kalite ödülü aldık. Burada da gerçekten öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaptığı bir çalışmaydı. En son bir logo çalışmamız oldu. Orada da birinci olduk. İnşallah yeni bir projeyle tekrar birincilikleri elde ederiz. Ama tabii bunlar belli başlı. İnanın sayabileceğim o kadar çok projelerimiz var ki. Bir kere biz spor alanında da çok önemli bir yerdeyiz. Şu anda satranç 1500 civarında lisanslı sporcumuz var. Ve hemen hemen her hafta, her ay bir Türkiye şampiyonluğu elde ediyoruz. Satrançtır, yüzmedir. Evet. Basket takımımız çok çok ön planda olan bir takım. İsimlerini not ettim öğrencilerin ama say evet bitmeyecek. Doğru, İnanın doğru. O kadar çok tabii gerçekten. Tabii ki. Yani artık yeni paralama biz şampiyonların okuluyuz. Yani biz akademik anlamda zaten bu işin öncülüğünü yapan bir okuluz. Dediğim gibi hani akademik alanda güçlü bir okul olduğumuz için evet Türkiye şampiyonluklarımız yani gerek YKS'de gerek LGS'de eskiden SBS'ydi, OKS'ydi, işte TYT'ydi, LYS'ydi bir sürü isimler değişti ama sınav her zaman yerini, şampiyonluğunu korudu. Akademik zaten bizim ana görevimiz ama evet onun yanında tabii ki siz çocuğa bir sosyalite, bir dil becerisi, bir yaşam becerisi, bir iletişim becerisi de kazandırıyorsanız zaten çok önemli bir iş yapmışsınız. Tamamen aile gibi. Tabii ki. Bir tabii evin ki içinde ne yapıyorsak, yemek yerken sohbet doğru ediyorsak doğru aynı şeyi bu okulda da gerçekleştirebiliyor olmak çok güzel. Çok doğru. Çünkü bunu başarabilmek de çok kolay değil aslında. Bunu doğru nasıl başardınız? Yani eğitim bir ekip işi biliyorsunuz. Yani bir kere eğitimde, yani öğretmenler gönüllü insanlardır. İnanın ki ben buna yani canı gönülden inanıyorum. Bir kere sabah geldiğinde çocuğunun yemek yemesinden tutun da akşam gidişindeki moraline kadar her şey gözlemleniyor. Yani bu sadece hadi bir okul kurayım, yapayım, yöneteyim değil. Bir kere öğretmen çok önemli bir etmen. Kesinlikle. Ve dediğim gibi bu öğretmenliği yapan insanlar da bu işte gönüllü insanlar. Sabırlı insanlar, gerilmeyen, öğrencinin yanında özel hayatını yansıtmayan, evet yutan, yutkunan bir kesimdir eğitimciler. Bizler de onları iyi bir motivasyonla yürütmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi öğretmen, yönetici, aile eğer o konuda bir senkronize olursa dediğim gibi o zaman işler çok daha kolaylaşıyor. Ama yok bir ayağı eksik kalırsa iş askıya kalıyor. Ki burada öğrenci çok uyumlu olan taraftır. Yani eğer siz öğrenciye iyi bir ortam, iyi bir iletişim sağlarsanız öğrenci o uyumu çok rahat sağlıyor. İşimizi evet en çok kolaylaştıran bana göre çocuklar. Kesinlikle. Eğitim bir ekip işidir dediniz. Bunu kurmak da zor olmuştur inanıyorum evet ki. Öğrencilerinizi seçerken kurma veya eğitmenlerinizi seçerken kurma bir deneme süreci veriyor musunuz? Ya da herkes bu kuruma girebilir mi? Çünkü özel bir kurum. Tabii ki. Herkes bu kuruma tabii ki giremez. Girmemeli de. Mutlaka bir elemasyon sistemimiz oluyor. Ancak şurada saygı duymak gerekir. Şimdi bir öğretmen 10 yıllık, 15 yıllık bir deneyimi var. Onu bir daha da denemeye almak ne kadar sağlıklı? Bu tartışılır. O konuya çok sıcak bakmıyoruz ama yeni başlayan arkadaşlara da fırsat veren bir okuruz. Yani bu konuda çok iyimseriz. Çünkü bir yerden başlaması lazım bu kardeşlerimizin. Biz de o konuda fırsat veriyoruz. İyi de oluyor. Tabii onları bir kısa bir süre denemeye alıyoruz. Bu denemede soru cevap değildir tabii ki. Biraz uygulama alanını alıyoruz. Gözlemliyoruz. Ve genelde de başarılı oluyoruz. Mutlaka bir deneme süresi var. Ufak bir örnekle bir soru daha buyurun soracağım konuyla alakalı. Geçtiğimiz aylarda bir öğretmenin çocuğa şiddeti ekranlara yansımıştı. Türkiye'de evet. Bu öğretmenimiz de uzun yıllar öğretmenlik yapan, bu mesleğe kendini adamış bir öğretmendi. Sizce bir eğitimci lisansını alırken, diplomasını alırken psikolojik bir eğitimden de geçmeli mi? Kesinlikle geçmeli. Hatta bu periyodik şekle dönüştürülmeli. Yani sürekli olmalı. Evet. Yani 2 yılda bir, 3 yılda bir neyse bakanlığın bu konuda bir çalışma yapması gerekiyor. Öyle bir eğitimcilik kınıyorum yani. Asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Dolayısıyla herkesin bir yaşam tarzı, herkesin yaşadıkları şeyler olabilir ama eğitim çok kutsal bir alandır. Öğretmenler de kutsal kişiler olmalılar bence.
Dolayısıyla bu psikolojik taramanın bana göre periyodik zamana bağlanması lazım. Ve o tarz yaklaşım sergilen eğitimcilerin de öğretmenlik yapmaması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası bir vizyonunuz var. Yakın zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyarette bulundunuz. Evet, kurucumuz Yasin Bey. Bu konuyla alakalı nasıl bilgilendirirsiniz bizi? Yani dediğim gibi sürekli bir yenilik ve bir atraksiyon diyeyim ben size. Öyle bir arayışımız hep var. Neden var? Dediğim gibi insanlar değişimden hoşlanıyor. Bazen dirençle karşılaşıyorsunuz ama uzun vadede fena da olmamış diyorsunuz. Çünkü dediğim gibi şimdiki kuşak yani öğrenci kuşağı hep yeni bir şey istiyor. Evet. Çünkü takdir edersiniz ki daha bireysel yaşıyorlar. Evet. Yani bizim işte ortak kuşak ya da annemiz, babamız ve çocuklarımız gerçekten birbirinden çok farklı. Şimdi üst kuşak, orta kuşak, alt kuşak yöneticilerle alt kuşak arasında gerçekten çok geniş bir kültür farkı var. Yani bunu dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Uyarlamak gerekiyor, gezmek gerekiyor. Yeni bir şey bulmak gerekiyor. Dolayısıyla her gezdiğimizde, gittiğimizde, gördüğümüzde bir yenilik ile dönüyoruz. Bu hem kolejlerimiz açısından çok önemli hem de işte kurduğumuz üniversitemiz açısından altyapıyı güçlendirmek adına çok çok önemli. Çünkü eğitim de dijitale döküldü. İnsanlar da az zamanda çok iş yapmak istiyorlar. Onun için bu gezilerimizin tabii ki bir anlamı mutlaka var. Bir kere kendi açınızdan da bir vizyon elde ediyorsunuz ve kazandıklarınızı da ekibinizle paylaşıyorsunuz ve öğrenciye de bir hizmet olarak sunuyorsunuz. Önemli bir şey yani. Kardeş okul projeniz var yurt dışında. Evet. Buradan birçok öğrencimizi de başarılı öğrencilerimizi de tam burslu olarak yurt dışına kardeş okullarını verdiniz. Benim merak ettiğim şuydu. Peki yurt dışından sınav kolejine gelen öğrenciler de var mı? Evet. Tabii biz Isaac projesi kapsamında bunu yıllarca yaptık. Pandemiden sonra bu işte biraz askıya alındı. Dolayısıyla biz yaptık. Çeşitli ülkelerden öğrenci kabulü gördük. Çeşitli ülkelere öğrencilerimizi gönderdik. Bu iyi bir kazanım. Yani bu aileler için de iyi bir kazanım. Çünkü geliyor ve bir ailenin misafiri oluyor. Ya da bizden gidiyor oradaki ailenin misafiri oluyor. Aslında bu bir kültürlenme olayı. Bunu tabii ki yapıyoruz. Ama dediğim gibi pandemiden önce daha aktifti bu çalışmalarımız. İnşallah bu bulutlar bir geçsin. Tekrar o projelerimize döneceğiz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sıradaki sorum şu. Z kuşağı projeniz var. Evet. İçeriği de tamamen dijitallikle alakalı. Z kuşağı nedir? Gençleri bu şekilde nitelendirmek doğru mudur sizce? Vallahi çok da doğru bulmuyorum. Açık söyleyeyim mi? Çünkü şimdi yeni bir kuşak daha çıkarlar. Alfa kuşağı diye. Birisi de çıkıyor. Beta kuşağı diyor mesela. Yani bu kadar da ucuz olmamalı. Kuşak, yani bu biraz sanki böyle ayrıştırıcı gibi geliyor. Şahsi olarak böyle düşünüyorum tabii ki. Bence buna hani Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı değil de şöyle desek ergen, genç gibi kavramlar sanki daha doğru olacak. Çünkü şey gibi oluyor yani böyle Fenerbahçe, Galatasaray gibi oluyor. Bence öyle de olmaması gerekiyor. Ama psikolojide vardır hani işte. Bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla bu kuşağı da, kuşak kelimesinin bir kere kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Onlar da daha çok böyle ergen, genç, olgun, yetişkin gibi kavramlar olsa daha doğru olur. Ama öyle de bir dile oturmuş. Yani şu anda çocukların da hoşuna gidiyor. Niye hoşuna gidiyor? Popüler olduğu için hoşuna gidiyor. Ama en baştan böyle denmeseydi gündemde olmayacaktı. Buradaki kuşak yani işte Z kuşağı dediğimiz 2000 sonrası dediğimiz hani bu kuşak ne istiyor? Diyor ki anlaşılmak istiyorum. Anlaşılmak istiyor annesi tarafından, babası tarafından, öğretmen tarafından. Yani ödev yapma biçiminden tutun, düşünme biçimine kadar özgür davranmak istiyor. Evet ama toplumda dinamikleri var. Burada bir çatışma oluyor doğal olarak. Burada da eğitimcilere çok iş düşüyor tabii ki. Biz de ne diyoruz? Diyoruz ki öğrencinin beklentileriyle toplumun beklentilerini
sentezlemeniz gerekiyor. Bizim de öyle bir çalışmamız tabii ki var. Hani bu öğrenciyi kısıtlamak, yasaklamak doğru bir çözüm değil. Eğitimde zaten bunun yeri de yoktur. Sentezlemek ve eğitim sistemine sokmak. Mesela bir örnek vereyim size. Çok fazla cep telefonuyla oynuyor çocuklarımız, değil mi? Çok fazla dijitalde zaman harcıyor. Evet. Ne oldu? Eğitim dijitale döndü. Bir kazanıma dönüştü. Bu olumlu bir şey bana göre. Bu tarz durumların gerek bakış açısı olsun, gerekse teknolojik kullanım olsun, bunları daha çok eğitimin içerisine sentezlersek, kazanıma dönüştürmüş olursak, aksi takdirde çatışmaya dönüştürmüş oluruz. Ama tabii ki bunlar sadece benim, sizin düşüncesi de olan şeyler değil. Bakanlığın da bu konuda bir politikasının olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı da değil, bana göre Aile Bakanlığı'nın da ve dijital anlamda da İçişleri Bakanlığı'nın da bu konuda biraz daha eğitici, yeri geldiğinde bazı sitelere girilmemesi gerektiğini de vurguluyorum. Onun için bir politikamızın da olması gerekiyor. Yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Tabii bireyselde kalınca yeterli olmuyor. Bir politikası olması lazım bakanlığınla ilgili bence. Bu Z kuşağıyla bizim çağımız çok çatışıyor. Kültürel olarak da değişen dinamiklerden bahsettiniz. Sürekli düzen de değişiyor. Pandemi oluyor vesaire, savaş politikasıydı, ekonomik durumlar. Evet. Yani ülkemizde yaşanan bütün bu problemler gençlerin, Z kuşağı dediğimiz kuşağın geleceğe dönük umudunu da yıkıyor aslında. Doğru, doğru. Bu bağlamda yani, ne düşünüyorsunuz? Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Çocuklarımız ön yargısız hayata geliyorlar. Bir kere bu çok güzel bir şey. Yani biz eğitim hayatımızda da görüyoruz. Çok korumacı çocuklarımız. Yani öğretmenlerine toz kondurmazlar. Arkadaşlarına toz kondurmazlar. Onların bir açığıyla hani böyle ifşa etmezler. Daha çok sırt saklarlar. Böyle ön yargısız bir kesim, yani öğrenci kesimi. Bu bizi çok mutlu ediyor gerçekten. Ama dünyadaki gelişmeler, dünyadaki siyasi çekişmeler, dünyadaki soğuk savaşlar diyeyim, ister istemez çocuklarımızın ümitlerini birazcık kırıyor. Burada da dediğim gibi ne yapmak gerekiyor? Gerek aileler, gerekse bizler, eğitimciler, en çok bize iş düşüyor. Bu konuda çok eminim yani. Hep de öğretmenlerime bunu vurguluyorum. Ümitlerini yitirmemesi gerektiğini, tarih boyunca bu tarz durumların yaşandığını ama insanlığın da devam ettiğini söylemek gerekiyor. İcatların ve keşiflerin bu gençlerden çıktığını, bu buluşlarla hayatın tekrar canlandığını çocuklara aşılamamız gerekiyor. Evet, hava soğudu, bulut geldi, yağmur yağdı, kar yağacak ama güneş tekrar açacak. Bu bir yaşam döngüsü. Onun için hani çocuklarımıza bu şekilde bir aşılama yaparsak, onları biraz da hayata karşı güçlendirilmiş oluruz. Ama onların yanında ümitsiz takılırsak, olumsuz bakarsak, karamsar yönden bakarsak, hep olumsuzu gösterirsek, bu ciddi bir kayıp olur bizim için. O zaman ondan sonraki kuşak daha bir ümitsiz olur. O yüzden iyimser yönden bakıp geçmişle karşılaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Öğrencilerimize bu projeyle dijital, genetik, ekolojik denge, arttırılmış gerçeklik, kodlamalarla ilgili destekler sağlıyorsunuz aslında. Evet. Geleceğin mesleği dijitalleşiyor mu? Yani meslek diye bir şey kalmayacak mı ileride? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani meslek her zaman kalır. Ki öğretmenlik mesleği hiçbir zaman yeryüzünden silinmeyecektir ki Aristo'dan beri. Hatta peygamberlik de bir öğretmenliktir yani, bence evet, bir rehberliktir yani. Ki daha önce filozoflar, milattan önce öğretmenlik mesleği hiçbir zaman yeryüzünden silinmeyecek. Yani ben meslek kavramının gitgide daha kutsallaştığını düşünüyorum ve hiçbir zaman bu mesleğin ortadan kalkacağını da inanmıyorum. Çok önemli bir değer. Kesinlikle. Yani bu dijitale de dönse yine orada bir meslek olarak devam edecektir. Şimdi siz bir hastaya dokunmadan tedavi edemezsiniz. Bir öğrenciyle yüzleşmeden eğitemezsiniz. Bir mühendisle fikir teatisi yapmadan proje üretemezsiniz. Dolayısıyla bunlar çok önemli değerler, çok önemli meslekler. Onun için dijitalleşme canavarlaşsa da meslekler değerini koruyacak ve daha değerli hale gelecektir. Bu konuda kesinlikle öyle düşünmüyorum. Yani meslekler hep var olacaktır. İnşallah, hele umuyoruz ki. Hele ki insanların birbirinden
bu kadar uzaklaştığı bir süreçte sosyal değerlerin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani insanlar hep özlüyorlar bir araya gelmeyi ama biraz da alıştırıldılar uzak kalmaya. O yüzden mesleklerdir bizi bir arada tutanlar. Yani sonuçta arabanızın lastiği patlıyor. Değil mi? Bir meslekçiye gidiyorsunuz yani. Tabii ki. Hasta oluyorsunuz, bir meslekçiye gidiyorsunuz. Sosyal hayattır bu. Onun evet. için gittiğinizde de iyi bir ilgiyle karşılaştığınızda diyor ki vay be ne güzel yapıyor işini. Değil mi? Bu böyledir. Yüz yüze iletişimdir işte bu. Dijitalleşme bunun önüne geçemez. Bir araçtır sadece. Umuyorum ki bunu kaybetmeyiz. Çünkü İnşallah. Artık yazılım yapan yazılımlar tabii, geliştirildi. Tabii. Yemek yapan robotlar tabii. geliştirildi. Mutlaka. Gelecek için çok endişeliyiz. Hani sadece Z kuşağı değil bizler de öyleyiz. Mutlaka. Ama o robotları da yapanlar insanlar. Bunu unutmayalım. Beyindir yani. Evet. Hepsinin ürünü insan beynidir. Öyle bakmak evet. gerekiyor. Sınav kolejini diğer kurumlardan ayıran en temel özellik nedir? En temel özellik fırsat eşitliği. Öyle düşünüyorum. Ne demek? Hem öğrenci bazlı hem öğretmen bazlı. Biz Bursa'nın her noktasına kurduk. Hatta ilçelere kurduk. Neden? Her öğrenci bu eğitim hakkından faydalansın diye. Öğretmen anlamında kesinlikle bizim kurumumuza gelen hiçbir öğretmenin siyasi düşüncesi, dini düşüncesi bizim için hiç önemli değildir. Bilgisi ve öğreticiliği bizim için önemlidir. Evrensel bakıyoruz. Bizim için matematiği kim en iyi anlatır? Bu önemlidir. Biz bu açıdan bakıyoruz. Fırsat eşitliği bizim için çok önemlidir. Bir de bir anne baba çalışıyorsa çocuğunu bizim okulumuza gönderebilsin. Hani o şeyi de iyi tutmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani gitti 100 bin lira demek değil. Onu söylüyorum. Yani bir anne baba, bir iki öğretmen, iki doktor, iki mühendis çocuğunu benim okuluma gönderebilecek bir bütçeye sahip olabilmeli. Ona da dikkat ediyoruz yani. Dikkatli davranıyoruz yani. Ve biz bunu istersek iki katına da satabiliriz ama gerek kurucumuzun bakış açısı, gerek bize eğitimcilerin bakış açısı. O aileler çocuklarını bizim okulumuza gönderebilsin. Yani biraz açıkçası hani topluma mal olmak dediğimiz şey bu da bizim için çok önemli bir değer. Aslında bu noktada çok güzel atılımlarınız da var. Evet. Sanırım yakın bir zamanda bursluluk sınavı da olacak. Evet. Başarılı öğrencilerimizi tam burslu şekilde de doğru, ya da %50 doğru. burslu şekilde de yapıyoruz. Ağırlayabiliyorsunuz, destekliyorsunuz tabii, öğrencileri. Tabii. Bu da çok önemli. Evet, bunu yapıyoruz. Doğru. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz Bursa'ya söylemek istediğiniz şeyler varsa evet. dinleyebiliriz gençlerimize. Öncelikle herkese sağlık diliyorum gerçekten. Yani son iki yıldır bizim ana sloganımız sağlık biliyorsunuz. Bu süreci çok basit almamak gerekiyor. Herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bir ikincisi ümidimizi kaybetmeyelim. Dediğim gibi dünya var olduğu sürece gel gitler hep olmuş. Olumsuzluklar olmuş, ekonomik krizler olmuş, savaşlar olmuş, ortaçağ zihniyeti zaman zaman geri dönmüş. Ama bir yerden sonra birileri çıkmış ve bir keşif, bir icat yapmış ve normale dönmüş. Ümidimizi kaybetmeyelim ve çocuklarımızı, en değerli varlıklarımızı yalnız bırakmayalım. Dediğim gibi yani sadece şey açısından bakmayalım. Başarılı, başarısız değil. O açıdan bakmak kesinlikle kalıplaştırmaktır. Onlar bizim en önemli değerlerimizdir. Değer vermeye çalışalım. Değer vermek derken zaten anne babalar çocuklarına değer veriyorlar da. Kültürümüzü kastediyorum. Yani toplumumuzun değerlerini aşılamaya çalışalım. Çünkü biz duygusal bir toplumuz. Duygusuzlaştırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel bir söyleşi Eyvallah. Oldu. Sağ olun. Bugün Nihat Bingölbalı ile beraber söyleşimizi gerçekleştirdik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.